Karnımız ağrıyor. Peki karın ağrısı hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Karın ağrısı genellikle karın içindeki organlarımızın, mesela bir karaciğer, safra, pankreas, stomak, böbrek gibi iç bağırsaklar gibi iç organlarımızın hastalıklarından, onlardaki bir patolojik bir durumdan kaynaklanan ağrılar olabilir. Ama onun dışında bir kalp hastalığı veya bir akciğer hastalığı da karın ağrısıyla bize başvurabilir. Veya bir şeker hastası, şekeri çok yükselirse karın ağrısı ile gelebilir. Aşırı derecede üre yüksekliği de karın ağrısı yapabilir. Bazı romatizmal hastalıklar, mesela FMF dediğimiz romatizmal hastalıkta da yine karın ağrısıyla bize gelebilir. Ayşegül Hocam, hızlı ve doğru teşhis için ne yapılmalıdır? Hızlı ve doğru bir teşhis için öncelikle en kısa zamanda bir hekime görülmekte fayda var. Bizim için, hasta bize geldikten sonra bizim için de öncelikle hastanın şikayetlerinin dinlenmesi, yani dinlemeliyiz, ne zamandan beri var, beraberinde bulantı, kusma, ateş, başka bir şikayeti var mı, bunu tetikleyen başka bir faktör var mı? Öncelikle hastayı dinlemek gerekiyor. Arkasından güzelce muayenesini yapmak gerekiyor. Hastayı dinledikten ve muayenesini yaptıktan sonra aslında çoğu zaman %70 tanısını koyuyorsunuz. Sadece bunu desteklemek için ileri tetkiklerini yapıyorsunuz. İleri tetkik olarak nedir? Kan tahlili yapabiliyoruz, idrar tahlilleri yapabiliyoruz. Muhakkak ultrason, muhakkak düz bir karın filmi, acaba bir hani çok basit bir tetkik olmasına rağmen mesela bir karın ağrısında bağırsakta bir tıkanıklık var mı, bağırsakta veya midede bir delinme var mı, bunlarla ilgili çok hızlı bir şekilde tanıya gidebiliyorsunuz. Çok basit tetkiklerle, ultrason yine aynı şekilde çok hızlı bir şekilde tanıda yardımcı olabiliyor. Aslında çoğu zaman hastanın şikayetlerinin dinlenmesi, anamnez, muayene, fizik muayene ve kan, idrar, ultrason, ayakta direkt batigrafi dediğimiz tetkiklerle aslında çoğu zaman tanısı konuluyor hastanın. Ama bunlarla tanı koyamadığımız zaman bilgisayarla tomografi çektirebiliyoruz, gastroskopi, kolonoskopi yaptırabiliyoruz. Hatta bunlarla da tanı koyamadığımız zaman ve ağrı devam ediyorsa direkt hastayı açıp operasyonla hem tanı hem tedavisini yapabiliyoruz. Ama hiçbir şekilde tanı konulmayan bir karın ağrısını ağrı kesici verip asla bekletmiyoruz. En kötü ihtimalle açıp bakıyoruz.